Başkent Üniversitesi'ne geldim bugün. Tezimle ilgili evrakları teslim etmek için. Sanırım başkentteki son zamanlarımdan biri. İş için geldiğim son zamanlarımdan biri. Umarım diğer gelişlerim ziyaret için daha az stresli sebeplerden dolayı olur. Sabah çok korkmuştum buraya gelince üşürüm falan diye ama hava bayağı güzel. Neyse, şimdi halletmem gereken birkaç iş var. Onları halledip yeni fakülteye gidip belgeleri teslim edeceğim. Bayağı uzun sürecek zaten. Şu her şeyin böyle aşırı teknolojik flash belleklerin, hard disklerin havada uçuştuğu zamanlarda tezle ilgili belgelerin hala CD ile istenmesi beni gerçekten bir tık sinir etse de ve bilgisayarımda CD okuyucu olmaması nedeniyle şu an okulda CD okuyucu olan ve CD'ye yazı yazdırabileceğim bir bilgisayar arıyorum. Umarım bulabilirim. Yoksa sıkıntı. Geri dönmek zorunda kalırım. Karşısı bizim meşhur başkent kütüphanemiz. Ankara'daki sanırım en büyük kütüphaneydi. Ben sadece bir sene falan çalışmıştım. Böyle birkaç kere gidiyordum. Ama onun haricinde hiç gitmedim. Hiç gitmedim çünkü zaten yurtta tek başıma kalıyordum. O yüzden kütüphaneye gitmenin benim için bir anlamı yoktu. Zaten çok kalabalık oluyordu. Yer bulmak falan çok zor oluyordu. Ben de hiç gidip şansımı denemedim. Belgelerimi de çıkarttırdım. Şu yokuştan inşallah yuvarlanmadan inebilirim. Geçen sefer bayağı korkmuştum yuvarlanırım diye. Belgelerimi teslim edemedim çünkü öğle arasına çıktılar. Hatta ben kadın öğle arasına gitmiştir diye çok yoruldum. Az önce sonu gelmez inen yokuşu. Şimdi tırmanıyorum. Gerçekten çok zorlandım. Hava da sıcak. Yani başkent serin olur falan demiştim ama dağın başında olduğu için serin değil maalesef. Neyse, kadın öğle arasına gitmiştir diye düşündüğüm için yanına uğramamıştım. Tez danışmanın yanına uğradım ve ondan imzaları aldım. Ama tam işte ben aşağıya indim, böyle bekliyordum. Kadın yanından geçti. Gerçi yanına gitseydim muhtemelen öğle arasına gidiyorum diye almazdı. Şimdi bir saat onu bekleyeceğim. Ve yeni fakültede sadece hocaların odaları açık sanırım. Onun haricinde hiçbir şey olmadığı için geri gidiyorum. Ben de yemek yiyeceğim oturup. Sonrasında aşağı inip belgelerimi teslim edeceğim. İmzalama İşlerini haftaya devam edeceğim. Basım işi de haftaya kaldı. Çünkü bir hoca yokmuş okulda. O yüzden şimdilik böyle. Çok yoruldum. Kolum da yetmiyor. Şimdi tırmanmaya devam edelim. Gerçekten çok yorucu. Ama yapacak bir şey yok. Bir saattir görünmüyor mu? Parmağım gözükmüyor. Şuradaki fakülteden gelmeye başlıyorum. Sabahtan beri yokuş tırmanıyorum. Yani kimin aklına geldi bu kadar yokuş tırmandırmak? 7 senedir buradayız mı? Bu mühendislik fakültesindeyiz. Ama artık Fen Edebiyat Fakültesi olmuş. Ve zaten yabancı dillerdi. Artık o da değişmiş sanırım. Neyse, bütün öğrencilik hayatımı burada geçirdim. Yokuşla 3. turumuz başladı. Aşağı iniyoruz. Sonra geri çıkacağız. Bu da ben. Elimde yine bir sürü eşya. Ya bavul gibi kocaman çanta taşıyorum yanımda. Ya da küçük bir çanta alınca mutlaka bir poşetim oluyor.
bıktım artık bu kadar çok eşya taşımaktan. Peki benim bir saattir okulda bekleyip kadının yemekten dönmesini beklemem. Ama belgeleri teslim edemem ne demeli? Belgeleri teslim edemedim çünkü hepsini teyzeyle birlikte getirmem gerekiyormuş. Teyze de bu hafta bastıramıyorum. Çünkü daha önce dediğim gibi hoca yok okulda. Haftaya bastıracağım. Ondan sonra teslim edeceğim. Neyse zaten sormam gerekenler vardı. Onları öğrendim. Ama hiç gelmesem de olurmuş. Çünkü hiçbir şey yapmadım bugün. Saat 2 bile olmamış ama sanki bana böyle akşam olmuş gibi geliyor. Sabah çok erken kalktığım için sanırım. Gerçekten çok yoruldum şu an. Eve gitmeyeceğim ama sanırım. Bilmiyorum ne yapacağımı. Okul servisini bekleyeceğim. Yarım saat var galiba onun da kalkmasına. Bir Sıhhiye'ye gideceğim buradan. Dünkü hava durumuyla bugünkü hava durumu aynı olmasına rağmen nedense bugün ekstra bir sıcak. Bütün videolarda alnım parıl parıl parlamış. Ama gerçekten hani buna yapabileceğim hiçbir şey kalmadı daha fazla. Çünkü bir sürü güneş kremi denedim. Cildimle en iyi uyuşan bu. Ama ona rağmen parlıyor. Yapacak bir şey yok yani. Karma ciltliyseniz bunu kabullenmeniz gerekiyor bir süre sonra. Ben de kabullendim zaten. Onu parlaklığını azaltabileceğimi de sanmıyorum. Videolarda az önce onu düşündüm. Denesem azalır mı falan diye. Ama sanmıyorum azalacağını. Çünkü bayağı iyi parlıyor. Neyse şimdi bir elimi yüzümü falan yıkadım. Durağa gidiyorum. Sonra Sıhhiye. Ya kurs arkadaşların yanına gideceğim. Ya da bir yerde kendim oturacağım. Önce bir dinlenmem lazım. Sonrasına bakarız. Yüksek lisans tezimin basılabilmesi için son aşama olan son imzayı almaya Austin Teknik Üniversitesi'ne geldim. Umarım artık sondur. Arkadaşlar bu ne sıcak. Yani sonbahar geldi falan diye sevinirken deli gibi bir sıcak var. Ki Başkent Üniversitesi dağında bile bu kadar sıcak. Anormal. Neyse tezlerimi teslim ettim. Bayağı bir uğraştım ama hemen olur diye düşünmüştüm. Belgeleri kontrol ettiler. Hatta eksik belgem çıktı. Kaybetmişler sanırım. Onları kontrol ettim. Verdim. İmzaladım. Şimdi yolculuk başlasın. Doluya gidiyorum. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Size şu an bu tez vlogunun artık son aşaması olan tezlerimi gösterme kısmına geldik. Tezlerimi geçen hafta teslim etmiştim okula. 10 tane kopya çıkarmıştım ve taşıması o kadar zordu ki size anlatamam. Ama en azından tatlı bir telaştan dolayı bir yorgunluk oldu. Her ne kadar öyle olsa da birkaç gün gerçekten omuzlarım ve sırtım ağrıdı. Her neyse dediğim gibi tatlı telaşlar diyelim. Gerçekten çok ağırdı. Hatta böyle elimde bir sürü poşetle görünce biri yer vermişti. Sanırım o gün o gündü ya da bir sonraki gün sabah okula taşımak için metroya bindiğimde bir amca bana yer verdi. Eşyaların çok ağır sen otur diye. Gerçekten de çok ağırdı. Hepsini okula götürdüm ve mühendislik fakültesine teslim ettim. Enstitü başkanının imzalamasını bekliyordum. Geçen hafta aradığımda imzalandığı söylemişti ama çok fazla
halsiz hissettiğim için gitmedim. İyi ki de gitmemişim diyorum. Çünkü sanırım 26 Eylül'de imzalanmış. Ben 27 Eylül'de almaya gittim. Şu an elimde normalde 5 tane tez olması gerekirken 4 tane tez var. Fakülte sanırım bir tanesini kaybetmiş. Enstitü daha doğrusu. Ya da 3 tane aldılar. Bana 2 tane deri cilt alacağız demişlerdi. Bilmiyorum yani, ortada yok. Kayıp. Kendi bölüm sekreterimizle görüştüm. O da eğer bulursam ben sana haber veririm dedi. Umarım bulunur. Yani bulunmazsa da en azından elimde 4 tane fazladan kopya var. Bunlar da gayet yeterli. Ama neden hani asıl bende kalması gereken kopya ortalıktan yok olsun, değil mi? Neyse, şimdi size tezimi göstereyim. Kolumda koptu. Kameranın şarjı bitmiş. Telefonu da ön kamerada çekim yapamadığım için arka kameradan çekiyorum. Ve şu an görünüyor muyum? Görünüyorum. Ne kadar görünüyorum? Kesiliyor mu kafam? Hiçbir fikrim yok. İnşallah çektikten sonra tekrar çekmek zorunda kalmam. Şimdi birlikte tezimi inceleyelim. Öncelikle şu yan tarafını göstereyim. Gerçekten o kadar güzel ki. Özellikle baskı evine gittiğimde şu yan tarafta adımı görmek beni o kadar mutlu etti ve o kadar gururlandırdı ki. O an ağlayasım geldi mutluluktan. Çünkü dediğim gibi çok zor bir süreç olmuştu benim için. Şöyle ön kapağı da bu şekilde. Bu arada tezim 100 sayfa. Aralarda bazı sayfalar yapışmış. Yani basılırken yapışık kalmış. Yaptığımız çalışma bu. Yani bu benim son eklediğim çalışma. Büyük mikroskop görüntülerinden beyaz kan hücrelerinin bulunduğu kısımları tespit ederek onları bölükledik ve tanımlamaya çalışan bir sistem oluşturduk. Hangisinin bazofil, hangisinin monosit, işte 5 hücre türünü tanımlayacak bir sistem oluşturmaya çalıştık. Onun öncesinde de yaptığımız çalışmanın diğer kısımları bunlar. Bu şekilde hücrelerin çekirdeklerini ve sitoplazmalarını bölükledik. Size böyle tezimi sarılarak konuşacağım. Çünkü neden olmasın? Yani gerçekten bu arada bunu yapacağım. Şaka bir yana şöyle bir şey var. Bu yüksek lisans süreci beni gerçekten aşırı aşırı yıpratan bir süreç oldu. Ya ben normalde de böyle çok fazla stres yapan, her şeyi kafasına takan bir insanım. Özellikle akademik konuda. Benim tahmin ettiğimden de çok böyle zorlu geçen bir süreç oldu. Hiç böyle bir süreç beklememiştim açıkçası yüksek lisanstan. Aylarca uyuyamadığım, yemek yemeye vaktimin olmadığı süreçten geçtim. Ve o kadar yıprandım ki hani hiç hayatım boyunca bu kadar yıprandığım ve hani bu kadar zorlandığım, stres olduğum bir dönem hatırlamıyorum. Dediğim gibi hani zaten hep stresli bir insandır ama bu çok apayrı bir süreçti benim için. Özellikle son zamanlarında gerçekten hani çok hastalandığım süreçler oldu. Ama neyse ki şu an çok daha iyiyim. Stresim azaldıkça, inşallah azalır bir an önce. Stresim azaldıkça benim bu baş dönmelerimin de geçeceğine inanıyorum. Tabii ki onun öncesinde benim gerçekten bir tık daha rahat bir insan olmaya başlamam gerekiyor. Bir de bitirdim. Bitirdiğim için kendimi tebrik etmek istiyorum burada hepinizin önünde. Gerçekten hani çok zorlandım demiştim ve o kadar mutluyum ki şu an hani şuna böyle sarılıp uyumak istiyorum bazen. Yani bir an böyle şey, o kadar yıprandım ki dedim herhalde bitmeyecek. Ya ben bunu elime alamayacağım falan diye düşünmeye başlamıştım. Ama o gün geldi, oldu işte burada. Bu sürece tanık olan ailem biliyor ki ne kadar stres olduğumu. Hani onların bile çoğu zaman şaşırdığı ve anlam veremediği zamanlar oldu. Çünkü ben normalde bu kadar çok ağlayan bir insan değilimdir. Ama yüksek lisans sürecinde böyle sürekli çok yoruldum diye ağlama krizlerine girdiğim zamanlar oldu. Ve hani her şey gülerek tepki veren ben için çok bambaşka bir durumdu. Ailem o yüzden çok şaşırdı ve üzüldü tabii ki benim bu halimi gördükleri için. Ama dediğim gibi bitti. Mutluyum. Rahatım. Önümde başka süreçler var ama onları şu an çok stres yapmak istemiyorum. Çünkü benim için şu an en önemli şey yüksek lisansı bitirmek ve şunu elime alabilmekti. Onu da zaten başardım. Bu süreçte yanımda olan ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benimle gururlanan, benimle üzülen, benimle sevinen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yani teşekkürü zaten buradan bana bu desteği sağlayan insanlara ulaşır diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki bana destek oluyorsunuz. Yani bu başarı hepimizin. Her ne kadar buraya hani
teşekkür kısmına sadece hocalarım ve ailem yazabilsem de onun haricinde beni destekleyen diğer arkadaşlarıma ve sevdiğim insanlara çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız tekrardan. Umarım benim gibi bu süreçte olan insanlar bir an önce hedeflerine ulaşırlar ve tamamlayabilirler. Çünkü hepinizi çok iyi anlıyorum ne kadar zor bir süreç olduğunu. Umarım herkes için her şeyin en iyisi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.